Merhaba Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Altan Tarih Kuluyla her zaman olduğu gibi birlikteyiz. Nasılsın dostum? Teşekkürler Ercan. Sen iyi misin? İyiyim. Ee, Şampiyonlar Ligi'ni konuştuk tam programa girmeden önce. Keyifte başladı bu sene bence. İyi başladı. Değişik başladı. Bir de böyle gol atması beklenen isimler gol atınca eğlenceli maçlar oluyor. Bir de Lewandowski. O şeyi gördün mü? Ee... Süle miydi? Birisi ona yakında geldi. Thomas Müller. Arma'yı gösteriyor. Bu formayı niye giymiyorsun? Diye, niye çıkarttın? <laughs> <diyor>. Niye çıkarttın? <laughs> o da buradayım artık diyor. Yapacak bir şey yok <laughs> diyor. Evet, evet. Program başlayalım Başlayalım. Aslan evinde galip. Yeni transferlerin uyumu. Yeni transferlerin e, takıma alışması. Sence hemen oluyor mu? Bence olmuyor. Neden olmuyor? Böyle, Mertensi mesela bu maçta ben beğenmedim. Evet. Ya Alexander Isak diye bir oyuncu var. Geçen sene biliyorsun Sörloth'la Real Sosadat'taydı. Evet, İsveç biliyorum. milli takımının Santraforu. Biliyorum. O transfer oldu Newcastle'a. Uçaktan indi değil mi? Uçaktan indi. Bir çalışma izni falan yetişmiş. Ertesi gün maça çıktı ve gol attı ilk 11'de. Premier Lig'de. Yani bunun uyum süreci de bazen... Çabuk da olabiliyor bazı şeylerde. Hı hı. Bir amokacın öyle hikayesi vardı mı hatırlarsın? Evet. Helikopterle mi ne geldi bir falan maçına? Tak diye çıktı, e, acayip oynamıştı. Kupa maçı mıydı? 2-1 Beşiktaş taş yendi diye hatırlıyorum. Uç örnekler de. mi bunlar? Uç Yok, örnek, uç örnek, uç örnekler uç olarak örnek. Değerlendiriyoruz. Drogba Çünkü, da öyle. Sen e, mi anlattı bilmiyorum. Evet evet. Drogba da öyle. Bunlar tabii çok enteresan evet. bir uç örnekler ama her oyuncuda olmuyor sanki. İkar i̇şte Icardi oyuna girdi. Ben tabii Türk futbol adına önemli bir olay. Icardi gibi bir yıldız Türkiye'de kes, forma giyiyor. Kes. Biraz yalnız şunu hissettim. Tabii süre çok yeterli değildi ama konforu seviyor. İyi servis lazım Icardi'ye. Aldı da bir servis. Bir. Ayağını içiyle vurdu ama zayıf vurdu. Evet bir. Doğru yerde topla buluştu ama. Merkezde kaleciyle karşı karşıyaydı. Ee, kalecinin atılmış olması oyuncunun kaleci olmadığını o an düşünemedi düşünse bence başka türlü vurabilirdi. Yani o anda oyunda o tam o dengeyi sağlayamadı. Yeni bir stat, yeni bir hava, yeni forma e, bence iş yapar. Bence Galatasaray'ın bu oyuncuları şu geldi aklıma. Ya işte Okan Buruk bu takımla idare eder mi? Bu takımla uzun vadede başarılı olur mu? Hemen şunu söyleyeceğim. Okan Buruk şampiyon oldu mu? Oldu. Kupa aldı mı? Aldı. Fatih Terim Galatasaray teknik direktör olduğunda Ali Sami bir maç vardır. Galatasaray Fenerbahçe'ye 4-0 kaybetti derbide lig maçı. Ama ertesi hafta farklı kazandı. Faruk Süren yanımda durdu. Biz devam edeceğiz dedi. Ve ondan sonra da işte Galatasaray ve Fatih Terim'in o olayı gerçekleşti. Okan Burak şu anda yapılan eleştiriler erken değil mi? Çok eleştiri yapılmıyor da yani aşırı eleştiri gelen Valerian İsmail daha o çok... Hayır ona birazdan gireceğiz. ama buna rağmen mutlu olmayanlar var. Olabilir. Her yardım. Şimdi Okan Buruk mu yayınlattı Netflix'te o belgeseli? Yok. Ne gereği var bu zamanlamanın? Yazın yapın, devre arası yapın. Galatasaray yeni başlamış oyuncular. Herkes diyor ki daha tecrübeli bir teknik adam gelmesi lazım. Hop bir anda her yerde, bütün apartmanlarda Fatih Terim. Ya ben Okan Hoca olsam arabamla işe gidiyorum her yerde Okan şey var, Fatih Hoca var falan. Etkilemiş ya adına Etkilenir çok sen. artı olduğunu düşünmüyorum o belgeselin. Ben, Seyretmedim bu arada. Ben seyrettim. Yani seyrettim. E, dijital platform anlamında. E, ya yani dünyada da bu yayınlandığı için ben olumlu bakanlardanım ama televizyonculuk açısından olumlu bakıyorum. Evet. Senin dediğin hususta aynı konudayım. Platforma bayağı yoğun başlamıştım da son aylarda e, hemen hemen çok az izliyorum. Belgesel olarak e, değerli bir şey, bir Türk insanının, Türk spor adamının Fatih Hoca gibi mesleki zirveye ulaşmış bir insanın orada olması çok güzel. Ama Galatasaray adına Okan Burun'un işini zorlaştırıyor. O konucunun bence özelliği ne biliyor musun? Mütevazi bir insan. Evet. Çok iddialı konuşmuyor. Ne rakipler hakkında ne bir şey hakkında iddialı. Ya da çok kızgın da konuşmuyor. Şimdilik iyi gidiyor. Şimdilik iyi gidiyor. Oyuncular için de bence kesinlikle süre lazım. E, o saça boy ne biçim ya. Sürekli koşuyor. Gerçekten acayip bir atlet yani güçlü o ilk attırdığı gol. Kolay bir gol değil yani. Ya Kerem ve Yunus konusunda B planının olması lazım. B planı yaptılar da onun... E, o Almanca'da B'ye benzer bir çift S'li şey vardır ya, o olduğunu sonradan anladılar Türk vatandaşı. Şey. Yusuf Demir'den bahsediyorum. Avusturyalı Avusturalar evet. da Almanca konuşuyor. E, e, yani buradaki... hatalardan biri bence... kadrodaki Türk oyuncu yapılanmasının son günlerde... Emre Akbaba, Emre Kılınç, Taylan herkesi elden çok çabuk çıkarttılar bakalım nasıl çözecek. Kadro kurmakta zorluk çekecekler. Yusuf'un olayı da e, Türk statüsündeki olayı bu sezon zor çok zor çözülür. Olmaz. Mümkün değil bence. E, fi, FIFA ya da TFF tarafından olabilecek bir şey yok. Çünkü lig statüsü lig bitince değişebilir. Yani ligin esnasında değişeceğini düşünüyorum ama önümüzdeki sezon bir değişiklik olabilir. Lazım Yeni, mı öyle bir değişiklik. Bence, bence lazım. lazım. Yani bu çocuk sonuçta Türk statüsünde oynayabilmeli. Yani ilk ay buraya gelip Türk oynayacak. Yusuf Demir geldiğinde Türk oynamayacak. Hakan Çalhanoğlu gelecek Türk olarak oynayacak. Mesut Türk oynuyor. Gökhan Ünler, Eren Derdoğ hepsi Türk oynuyor. Yusuf oynayamıyor. Birazcık haksızlık var yani. Katılıyorum sana burada. Kartal'a çelme diyoruz Beşiktaş maçı. Beşiktaş sanki Avrupa Kupası maçı oynamış gibiydi. Öyle bir baktım Beşiktaş takımına İstanbulspor karşısında. Diri değil. Tempoyu yükseltemiyor. 2 bir öne geçmiş. Ne beklersiniz Beşiktaş'tan? Biraz daha oyunda farkı arttırmayı beklersiniz. Bu gerçekleşmedi. Tam bunun aksine geri çekilmeye başladı. Kendi yarı sahası, kendi ceza sahası. Atak yemeye de başladı. Ersin de fonsuz. E Bunun sonrasında Alanya spor maçındaki o bunalımın biraz etkisini gördüm İstanbul spor maçında. Da. Olmadı. Evet ama da e attıkları gol bir takım oyunu golü ve 2-1 öne geçiyorlar. Ondan sonra oyunun son bölümünde birkaç pozisyon daha var ama son bölümünde bir free yiyorlar. Yani şimdi da gole gideceğini düşünüp çok tehlikeli bir yerde foul yapıyor. Evet. Ee, İstanbulspor'un akan oyunda çok golü yok. Ya yani çok uzaktan atıyorlar. Etemi falan öyle uzaktan atıyor. Ya da böyle duran toplarla yani zaten herhangi bir şekilde ...çok pozisyon bulan bir oyunları yok. Doğru. Ee, burada çok duran top vermemek lazımdı. Ele ele frikik ve frikikte çok güzel atmış. Ali, Ali Can mıydı öyle bir Doğru. Gerçekten Yalnız daha güzeldi. önceden... ...bir favori yapılamaz mıydı zaten? Yetişemedi ki Wellington. Oyunu top da... orta alanda Tabii. işte. Oradaki yani. hata işte... ...Rosie'ye belki çıkacak oyuncu değil. Yani bir sakatlık. mı Bence olur. kesinlikle çıkacak ee, oyuncu değil. Beşiktaşlı yorumcuların çoğuna katılıyorum şimdiye kadarki test maçlarında Alanya Spor en önemlisiydi. Hocanın oyuna müdahale edip düşündüğü hamlelerin hiçbiri gerçekleşmedi. Sağ sonucu olarak ne Başakşehir maçı ne Alanya Spor maçı ne bu İstanbul Spor maçı. Yani Valerian İsmail o konularda biraz daha statik gitmeli. 5 oyuncu değişikliği hakkım var diye oyuna sürekli bir şey almak zorunda değilsin. 2-1 öndesin oyunu tut tut tut. Tutabildiğin kadar arıza yapan oyuncuyu çıkar. Bence sakat değilse Rozya'yı ellememek lazım. Geçen sene ilk geldiği Tabii. sene çok iyiydi yani. Rozier Kendisi bence de hiç mutlu olmadı oyundan çıkmaktan. Evet. Hangi oyuncu yani... memnun olur ki zaten ama kendi hiç memnun olmadı. Derbi Valerian İsmail'in kaderini etkiler mi diye düşünüyorum ben. Etkileyebilir. Olumlu anlamda. <laughs> ben olumsuz anlam, anlamını da düşünüyorum. Ama şu anda zaten oraya doğru gidiyor. Sadece süre uzatır. Ben sana söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe yenerlerse ha ondan sonra seri bir şeye başlarsa mesela 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik Fener'de yendiklerini düşün. Ha o zaman tamam, iyi gider ama bu Beşiktaş'ın perde arkasını gördüm iki haftada. Medyasını gördüm yani. Ne düşündüklerini. İşi çok zor. Şey başlamış çark dönüyor. O zaman zaman çark. Zaman, zaman çarkı ben bekleme yapayım. Öyle kum de bir, saati. Öyle de bir dizi var ee, kum saati. Evet. Ee, kum saatinin ama duruşu yok. <laughs> yani ama kum saati atar atar biter yani. İşte biter. Ama ee, zaman o... çarkında belki döndürebilir şey. Valerian İsmail. Bence döndüremez Altan. Bana öyle geliyor. Peki ben sana bu kadar tecrübelisin. Sezon Esnaf başlamadan bana. hocayı yanına alıp üçlü oynamayalım, dörtlüye dönelim demek doğru bir e, müdahale mi, yanlış bir müdahale? Yanlış. Adam hiç şimdiye kadar dörtlü savunma oynatmamış. Yanlış o zaman yanlış. O, zaman şey o hocayla da... niye çalışıyorsun? O Hemen sana... aklıda o soru geliyor. Şimdi sen onlar toplantı yaptığın zaman ben lige üçlü hazırlandım. Üçlü başlayacaktım. Beni dörtlüye döndürdünüz. Ona göre stoperler alacaktım. Elimdekileri gönderdik. Alamadık. Da diyebilir yani. Sen birçok orta saha oyuncusu aldın. Hepsini hocam istedi yani şimdi? Akla gelen hemen bir isim var. Açıkça söyleyelim. Herkes işte yazıyor şu anda. Özellikle sosyal medyada. Işte Şenol Güneş. Evet. Erken mi yoksa olur mu? Ben olsam Şenol Hoca'nın yerinde bak Ahmet Başkan derim ki Şenol abi diyormuş Ahmet Nurçevi. Ben şimdi gelirsem bütün bu dedikoduların üzerine takımın altını oymuş gibi lanse de edilebilirim. En sağlıklısı devre arasına kadar Valerian İsmail'e gidin demesi olur. Bence ben öyle düşünür. Bana Şenol Hoca'ya yakışan olur. Eğer Beşiktaş kötü giderse. Zaten devre arası dediğin şey ya. Kasım'ın Kasım kaldı Kasım biri ikisi lig, ligler bitiyor. Yani o hafta ligler bitiyor. Fenerbahçe istediği sorucu aldı derbide. Evet. Kaybetti Beşiktaş kendi evinde. Ne olacak? Bence hocanın içi ee, çok zor. İsmail. Zor olur. Bu kaybeder şimdi beraberlik ve galibiyet için bu senaryoyu evet. konuştuk. Kaybetti. Ama kaybederse zor. Hiç hiç e, ihtimal vermiyorum. O Beşiktaş medyasından sağ çıkamaz. Yani çok kuvvetli ama bu Amerikan futbolu maçı gibi onu geçse bunu geçse <laughs> birisi yukarı onu yani. Sinan Engin'i geçebileceğini düşünmüyorum mesela. Eki Ben Fenerbahçe'yi çok beğendim. Kadıköy'de gol şov. Evet. Çok evet. beğendim Fenerbahçe'yi. Şu var. Bazı sistemler konuşuluyor ya programlarda. Senle de biz çok konuştuk yıllarca program yaptığımızda. İşte üçlü mü, dörtlü mü, orta alanda çok oyuncu... ...kalıyor, oyunu kendi yarı sahasında kabul ediyor. Jesus'u o konuda çözemiyorsun. Press, mücadele. Çıkaracağı 11'i de bilmiyorsun değişen bir futbol düzeni var dünyada yavaş yavaş. Mesela Real Madrid tamam kadrosun iskeletini koruyor da o Real Madrid. Ama birçok takımda bu 5 oyuncu değişikliği var ya. Teknik direktörlerin, usta teknik direktörlerin bazılarının çok işine geldi bence. Takımı dinlendirmek. Ve Fransızlara karşı oynuyorsun ve değişik bir takımda çıkıyorsun daha sonra Alanya maçına ve oyuncular da hazır. Buradan varmak istediğim konu şu. Her teknik direktör bunu yapamaz. Ama cesus yapıyor. Ee, evet şimdilik yapıyor hücum olarak. Evet. Hücum olarak yapıyor. Yani savunma anlamında sıkıntıları var. Mesela Galatasaray'a baktığın zaman Galatasaray galiba 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgisi var. 16 puan. Fenerbahçe'nin 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgisi var. 13 puanı var. Yani ikisi aynı aslında. Galatasaray maç yapmadı hafta da Fenerbahçe'nin kazanması lazım. Yani Jorge Jesus şu anda puantaj olarak baktığın zaman Okan Buruk'un ya da Montella'nın ya da Emre Belezoğlu'nun üstünde değil ligde. Bunu da Adana Demirspor Avrupa'da yok. Ee, Galatasaray Avrupa'da yok ama Başakşehir Avrupa'da var. Başakşehir de çok rotasyon yapıyor. Acayip evet. rotasyon yapıyor. Önde birçok oyuncuyu değiştiriyor ve gol yemedi daha. Şu gol hayal... de atıyorlar atıyorlar. Peki Şu... ben sana başka bir şey. Sen <laughs> bunu sormadan araya girdim. Daha bahçe süresi olduğu için de rahatım. Jorge Jesus mu şimdiye kadarki performansıyla bu sezon daha başarılı Emre Belözoğlu? Emre, Emre Belez oldu. Ters düşemeyeceğim, özür dilerim. Performans olarak öyle. Performans olarak öyle. Ama ne getirdi bize? Jorge Jesus bir kere Fenerbahçe'yi geri getirdi. Bir. İki, zek veren bir idare etme yanı var. Yani seyirciyle bir ilişkisi var, rakip kulübeyle var, rakip kaleciyle var, hakemle var, medya ile var, her şey taraftarlar oyuncuları götürüyor. Ayrıca da oyuncular mesela ısınırken kızıyor bir oyuncu veya başka bir şeyler yapıyor. Maç 5-0 bitmiş. Son pozisyonda Alanyalı oyuncu karşı karşıya kalmış. Gidiyor yardımcı hakemi maçtan sonra. O son pozisyonu söylüyor. Offside dedi. Ya şu var. Geçen sezon İsmail Kartal çok başarılı oldu. Hiçbir şey söylemiyorum. Ee, Fenerbahçe e, Lig'de evet. Ligde. Ligde. Evet. Fenerbahçe 2-0 önde. Üçüncü gole aramıyordu. Oyun rölantiye dönüyordu. Takımın. Belki bunu İsmail Hoca istemiyordu. Bilmiyorum ama. Jesus'un Fenerbahçe'si 1, 2, 3, 4, 5 daha süre olsa 6-7'yi istiyor. Ee, i̇deal rakipler karşısında evet. Kasımpaşa ve Alanya maçlarında evet. Adana Demir Spor maçında lispeten 3-0'dan sonra durdu biraz. hatırlıyorsun 3-2 yaptı Adana Demir Spor. Rasiski, saçma bir kırmızı kart görünce 4-2 maçı kazandı. Yani e, biraz daha beklemek lazım. Bu oyunun zaafı olabilecek maçları görmek lazım. Derbi ölçü olacak mı? Kesin. Bence olacak. Kesin. Her hoca için her ben derbi. Ben öyle düşünüyorum. Yani. bayağı büyük ölçü olacak derbi. Bak bir şey söyleyeyim. Çok net bir şey söylüyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş maçları şimdi hep gollü geçiyor arkadaş. Evet. Sen son yıllarda 0-0 hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Öyle bir, bir maçta beklemiyorum. Advokat zamanı bir kupa maçını Fenerbahçe 1-0 kazandı. Evet. O sezon ligdeki maçta 1-1 bitti. Hatırlıyorsun o kendi karşısında. Advokat zamanındaki maçı in önündeki maçı diyorsun. İki maçta evet. Yani. yani, o çok az gollü geçmişti. Fenerbahçe'de galiba Kaytingol'le 1-0 yendiği bir maç var. Ya da Musa Sova atmıştı. İkisinden bir 1-0 yenmişti. Al ondan sonra 3 3 2 2 3 2 2 1 5 kırmızı kart 3 penaltı. Yani böyle heyecanlı maçlar geçen ben, sene. Ben ben de iki. bayağı bu yine ters düşemedim ama ben de bayağı gollü bir derbi bekliyorum. Öyle mi? Evet, gollü bir derbi bekliyorum. Hakem de önemli. Biz çok hakem konuşmuyoruz ama hakem de önemli. Fırat hakem Ozu, derken şunu Fırat söyleyeceğim. Fırat Hoca demiş ki yapay zekaya göre Volkan Bayarslan demiş. Artık bu yapay zekayı şimdi bıraksalar bence iyi olur da. Yani hangisi tecrübeliyse Hangisi bu maçların havasını biliyorsun? Hakemde kalmadı pek de. Şampiyonlar Ligi'ni sen işte yorumluyorsunuz, program yapıyorsunuz ya. Evet. Ben hakemlere de bakıyorum maçlarda. Oradaki hakemler bizim hakemlerden çok daha iyi pozisyona yakın ve daha çok koşuyorlar. Bizim hakemlerde fizik kondisyon problemleri var bazılarında. Olabilir. onu, onu söyleyeyim. Olabilir. Olabilir. Pozisyonlara uzak kalıyorlar. Ee, bir de şu, vara mı güveniyorlar bilmiyorum. Gözleri önündeki net şeylere mesela Mete Kalkavan yaptı bu çok net müdahalelere sarı kart gösteriyorlar var uyarıyor da kırmızıya dönüyor varla beraber üretmek zor evet. Trabzonspor son dakikada kazandı 98'de geçen sezonki formu yakalıyor mu şu anda ona uğraşıyor bence ee, ama böyle bunalımlı günlerde yaşadı Avrupa kupalarıyla beraber ee, fakat kazanmak böyle günlerde çok önemli diye ben görüşümü belirteyim. Kadro derinliği zayıf ama içerideki oyuncular çok kaliteli. Hamshik, Bakasetas, Maxi Gomez, Trezege, geçen senenin gol kralı Umut, Bartra, yine de La Liga'dan geldiği için Bardi, bunlar kaliteleri iyi. Yani mesela Cornelius mu Maxi Gomez mi dünya futbolunda? Maxi Gomez daha önde gözüküyor yani. Maxi Gomez'in rakamlarına baktın mı gelmeden önce? Evet. Bu 6 gelmedi. gol, 5 asist, 3... Mesela yani... Şampiyonlar Ligi maçı oynamış? 6 tane. Evet. Sıfır gol. Katkısı yok yani. Ama oradaki işte... Kramzonspor bir gol makinesi mi aldı yoksa olmadı mı? Diye düşünmeden edemiyorum. Ee, gol makinesi değil. Güçlü bir forvet. Gol makinesi değil. Ben olsam Umut'la beraber oynatırım. Hoca onu şu anda çok denemiyor. Mecburen. Yani. Bakırsızla oynatıyor. O yüzden de Trezeg. Mesela yanındaki kanadın Trezeg'in daha iyi işlemesinin sebebi Trezeg'e Cornelius'la çok verim veremedi ama Maximo Gomez gibi değişik hareketli alıp veren ikiye bir yapan Umut'a şey maçını attırdığını hatırlıyor musun? French Varoş maçında. Yani böyle hop diye bir evet. pası verdi. Umut da tak köşeye bırakmıştı. Maxi evet. Gomez akıllı bir oyuncu. Ama çok golcü olmadığını kabul ediyorum. Ben Cornelius'u arayacakları ve aradıkları kanaatindeyim. Biraz daha bekleyelim. Senle o konuda biraz ters düşeyim. Ya beklesek de ben Sir Cornelius Lord. tarafından vazgeçmeyeceğim. O bir, başkaydı. Bir, abi abim diyeyim söylemişti. Medyada o da kendisi de yazarlık yapıyor. Gidenin arkasından bakmayacaksın, topuğundan bakmayacaksın. Gidene güle güle. Peki ama ben ayrı düştük burada. Yani öyle düşün. Son zor kazanma ama bir de kolay da gollüyor bazen Trabzon. Çünkü o zaman kalana değerini Hayır, tam vermiyorsun. Yani Ona Maxi ne diyorsun? Gomez'in kafasını rahatlatmak. Ben lazım. kolay gollüyor diyorum. Çabuk geri düşüyor. Uğurcan mı? Trabzonspor Uğurcan ha, mı acaba? Uğurcan. Yoksa savunma mı? Takım savunması mı? Uğurcan'ın ilk golde böyle baktı dikkat ediyorsun. İyi yere gitti ama baktı uç ya. Uç yani. Altan ben sana bir şey söyleyeyim mi? Golü güzelleştirirdi orada uçsaydı. Öyle Uçutmazdı mi? Mazdo'du. Muslera mesela şeyin neydi? Endri çekicinin şutuna uçtu o. O uçtu. ama burada o Maxim'in golünü diyorsun. İlk gol, ilk, i̇lk gol. Evet. gol. Evet. Ya istediğin kadar uç bence o top çok zor çıkar ya. Bence. Ne dedim? O top zor çıkar dedim. İstediğin evet. kadar uç. Uğurcanın yani zor boyun... topları çıkartıyordu geçen sene. Öyle değil mi? Bazı toplar Beşiktaş maçını hatırlıyor musun Kurda? bir topunu kurtardı hatırlıyor Mükemmel musun? Mükemmel oynadı. Yani Mükemmel oynadı. Bazı karşılaşmalar da çok değişik şeyler çıkartıyor yani. Burada biraz ayrıyız. Ben gözleriyle takip etmesini beğendim. Uğurcan'ın mı? E, golü güzelleştirmedi. <laughs> ya <Yani> kendi açısı. <laughs> Aman bana. Uğurcan şu evet. Avrupa Şampiyonu elemeleri başlayınca sıkıntı. Yani kalecimizin 6 ayda Uğurcan'da, Doğan'da şu anda alır götürür halleri yok daha iyi olmalılar. Ersin'de de işte düşünülüyor diyelim ileride. Onda da yok. Evet. Onda daha iyi olmalı. adın genel performansına yaklaşan yok. Ya Türkiye'de böyle giderse işte diyoruz ya konuşuyoruz. Uğurcan, Altay'ın çıkışları eleştiriliyor. Bir problem var. Çıkmayışlar. Kardeşim. Bir problem mi var kalecilerde? Hissediyor musunuz? Ee, bunun zaman zaman şeyde de olduğunu düşünüyorum. Bazı ülkelerde mesela Alisson, Ederson arasında çok şey olduğu zaman milli maçlar yaklaştığı zaman belki Premier Lig'de de onların hataları artıyor. Yani birbirleriyle çok kıyaslanan kaleciler, Altay Urcan, Urcan Altay biraz kafa karışıklığı yaratıyor olabilir. Yani. Olabilirler. E, Trabzonspor pek geçen seneki o rayına oturmuş, yüksek hızlı tren gibi gidip puan farkını aşan bir kadroya sahip değil bu sene. Uğurcan'ın altı için şunu da söyleyeyim. İkisi de takım kaptanı. İkisine de baktığın zaman maaşları 20. sırada falan. Bak bunu da söyleyeyim burada. O da güzel. Peki buna ne, ne diyorsun? O 20 puanlık farklar geçen seneki rahat şampiyon Trabzon'un sonra... çok iyi olmasından ziyade büyüklerin başarısızlığı yönetememesinden kaynaklandı. Yeni ilgileri azım edememekten Trabzon sağlam dururken onlar sürekli birini yok ettiler. Yani Burak Elmas Fatih Ali Koç Pereira'yı, e, Ahmet Ahmet Nurçebi de Sergen Yalçın'ı yok etti. Onun yerine gelenler güvenici oyuncuları kadroyu doldururken sistemler değişti, yenilgiler geldi. Trabzon aldı götürdü. Yani o Trabzon bu seneden çok daha iyi oynamıyordu aslında. Hatay Spor'da Volkan Demirer göreve geldi. Bir puan son sıra. Şu anda daha ligin ben hemen başı diyebilirim. Ama riskli bir takıma geldi. Çünkü son sıralardan kurtulmak, kazanma alışkanlığını tekrar elde etmek... ...bunlar kolay hususlar değildir futbolda. Zor bir göreve geldi diye düşünüyorum. Devre arasına kadar geçici de olsa toparlayabilirse... ...devre arası özellikle Fenerbahçe'den alabileceği oyuncular olur. Çünkü Ali Koç Volkan Demirel'i seviyor. Volkan Demirel'i mesela Karagümrük'te Süleyman Orman'ın da yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Bunlar çok önemlidir. 2-3 oyuncuyu hataya atabilirse kafasındaki... Volkan Demirel. Geçen sene geldi ayağının tozuyla olimpiyat stadında 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'de 1-1 kaldı hatırlıyorsun. Evet. Sonra ben dedim ki Volkan çok başarılı olamaz teknik direktör. Beni ters köşeye yatırdı programın ismi gibi. Fena bitirmedi kara sezonu. Sonra parasal olarak anlaşamadılar. Çünkü çok düşük bir para alıyordu. Onların da kafasında Pirlo varmış o geldi. Yani Pirlo ya. Pirlo mu Volkan Demirel mi baktığın zaman kara Bence Pirlo Volkan'dan başarılı değil. Bu benim görüşüm. Aynı kanaatteyim seninle. Karagümrük'teki o performansı, iyi yönetimi az önce bahsettiğim o dezavantajlara rağmen Hatayspor'da yakalayabilir mi diye düşünüyorum. Mesela bir Emre Mor. Emre Mor'u kim bekliyordu Karagümrük'te böyle çıkış yapsın da Fenerbahçe? Volkan sayesinde oldu. Evet. Volkan Demirel Hayır, de o. Soruyor Fenerbahçe herhalde başkan soruyor. Kefil oluyor gayet düzgün çocuk diyor alıyor Emre Mor. Bu performans devamlılık, bu istikrar olabilir mi? Şu anki Hatayspor'da ben zor diyorum biraz zor çünkü Erkabi dışında biraz daha skor üretecek isimlere ihtiyaç var. Dağınık oynuyorlar. Aklımda kalan eskiden bu Pentsalı, Diuflu, Akintolalı evet. takım çok e, rahat kazanan takım. Onlar biraz daha e, şey oynuyorlar. Heyecan verici. Şimdi Adana Demirspor öyle oynuyor. Hatayspor'un kaybetti. Evet. Evet. Özünü kaybetmeyeceksin. Güzel yemek üretiyorsan güzel yemeye devam edeceksin. Ya o istikrar yakalayacaksın. Ya, Hatay, Hatay ligde kal. Yemeklerin çok güzel. Biz de geleceğiz inşallah. Bence de yemekler çok güzel. Kalması lazım ligde diye düşünüyorum da <laughs> bence o kadro zor. Dört takım düşüyor biliyorsun. o kadro çok zor altı. Evet. Dört takım düşüyor. Ya Volkan Demirel Hatayspor'u kurtarırsa büyük iş yapar. Aynen katılıyorum. Katılıyorum zayıf bir görüntüyle başladılar. Bunu oyuncuyu mental anlamda toplamanın bazı yolları vardır. Hedef koyacaksın. 3 maç diyeceksin, 5 puan. Alın size bu kadar prim. Direkt koy abi bunu. İşler her zaman tutar. Bak ya eski taktik ya. Derbi öncesi 20 bin dolar prim herkese. Yabancılar coşardı. Hatırlıyorsun sen bu. Tabii, tabii bizim zamanımız mi? hep böyleydi. İnanılmaz primler açıklanıyordu. Tabii tabii. Derbilerdi Manşetlerdeydi. Derbilerdi. Manşetlerdi. Hatta maç sonunda da özel primin üstüne bir prim daha ekleniyordu. Evet. evet. <laughs> Kuntsun aday kadrosuna ne diyorsun? Kuntsun aday kadrosu. Fena değil. Bir iki oyuncu eleştiriyorum alınmasını. Tolga'yı mı mesela? Yok Tolga değil. Tolga'nın olması iyidir. Tolga fena oyuncu değil. Bir de mesela Tolga ile Salih aynı yerin oyuncusu değil. Tolga Biliyorum. daha sert. Biliyorum. Stoper. Ama mesela Salih Uçan'ın alınıp Berkan'ın alınmaması lazım. Berkan çok az süre buldu bu yeni Galatasaray'da. Salih Uçan'ın orada olması lazım da Ya bir de Halil Dervişoğlu. O ritimden çok uzak. Tam diyeceksin ki milli takımda birkaç gol attı. Gittiği takımlarda çok böyle süre alıp çok gol atabilen bir oyuncu değil. Şöyle yani bir Brent düşüncem Kon. var. E, diyelim ki Stefan Kunz Alman milli takımının teknik direktörü. Evet. Diye mi? Werder Bremen'de hiç sürü almayan oyuncuyu Alman milli takımının aday kadrosuna çağırdı. Bir de Eintracht Frankfurt'ta da çok az süre alan kaleciyi çağırdı. Diyelim ki. Werder Bremen'den ve Kaiserslautern'den çağırdı. Mesela Kaiserslautern'den. Durum ne olur Almanya'da? Çok eleştiri gelir. Almanlar biraz hassastır. Çünkü Al En büyük eleştiri bir kere Bavyera'dan gelir. Bayern Münih kanadından bahsediyorum. Ne yapıyorsun tabii, sen A diye. Almanya'da e, bir şey 9'da girer işe. Mesela 4'te çıkar kesin. Ama 9'dan 4'e kadar işini yapar. Biz yarı yarıya oyun oynuyoruz. Sudoku bilmem ne falan. Tabii. E, bu yüzden de e, oynamayan oyuncuların bizim milli takıma yani az süre alan oyuncuların seçilmesi. Ben bu konudaki bu seçimi beğenmiyorum. Stefan e, Kondus'un sağ içi performansı iyi ama. Yani şu ana kadar Uluslar Ligi'nde dedi ki gol yemeyeceğiz. Şu ana kadar yemedi. Mesela bu iki maçı da gol yemeden kazanırsa pek kimse bir şey söylemez. Bence öyle. Ama ben şu anda seçimden bahsediyorum. Yani, ya, yanlış mıyım seçimden? Performansından hiç bahsetmedim. Ya, Tolga konusunda Menotti da... miydi 80 şey 78 dünya Maradona almıyor Evet biz bu Değil kupayı mi? almak istiyoruz. Bu yüzden de Maradona çok genç. Kadro yönetim istiyor ya. Yani. Arjantin'i yönetenler. Kadro bu kupayı ne yapıp ne edip alacağız demişler. Mesela ne Maradona'da çalıştırırken Arjantin 2006 Dünya Kupası'nda Messi 5 dakika mı 10 dakika mı ne oynadı abi? Çok az oynadı. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Ben. Barcelona yeni transfer olmuştu Almanya'daki şeyde. O Arjantin e 6-0 yendikleri maç falan mı? şey, Yugoslavia, Sırbistan'ı 6-0 yendikleri maç vardı Almanya'nın Dünya Kupasında. Yani bazen bazı tercihler çok şaşırtabiliyor. O Fransızların ilk ee, Emecak ya döneminde çok önemli oyuncuların jin olayı falan evet, kadrodan çıkartıp e, kantona kantonajını, o kadrodan vazgeçip gencecik çocuklara yani vermiş. Ama bizim bir takımımız öyle çok lüks bir kadroya sahip değil ki. Sahip mi? E, yok ama biraz daha buna hakkaniyetle bakmak lazım. Hamit Altın topun da etkisi var mı bilmiyorum. Göreceğiz. Göreceğiz. Aklına gelir miydi Bayern Münih'in Augsburg'a yenilmek? Gerçi Bavira derbisi. Ama Bayern Münih neler kaçırdı? Ben izledim. Özetini. Ee, baktım Berisha e golü attı. Ak Antwerp... Türkiye'de geldi aklıma Türkiye'deki performans. Berisha ayağının içine tık diye attı golü. Antwerp'te geçen sene en çok Frey atmış. Bu sene baktım 2-1 kazanmışlar bu hafta. Yansen bir tane atmış. Bakıyorum şöyle. Fenerbahçe'den her giden gol atıyor arkadaş. <laughs> yani Ama ya. Fenerbahçe'deyken atamıyorlardı. Şimdi işte Cessus'un farkı da o. Şimdi Fenerbahçe atıyor. Nagelsmann diyor ki. Çok iyi düşünmem lazım. Takım olarak da düşünmemiz lazım. Ben o düşünceyi biliyorum. Bayern Münih üst üste 4 maçta puan kaybetti mi? Görüşme odasına çağırırlar. Hönes, Rummenigge... Ne oluyor derler. Bence zaten çağırmışlar bir şey var, ışık var. Çünkü Alman basınında okuduğum kadarıyla bazı oyuncular rahatsızmış. Şu anda çok olumsuz yorum yapılmıyor ama başlığında da sana geliyormuş. Ya ben de okuduğum kadarıyla işte Müller'de de var rahatsızlık. Ya takımın genelinde belki sistemden gol, atmakta zorlanmalarından 7 attılar, 6 attılar sezon başladı. Ondan sonra çok kolay gol yiyorlar. Ve artık kazanamama bunalımına girdi Bayern Münih. Ya bir de yap yapı olarak Lewandowski çıkart, Mane'yi koy aynı değil. Kültürel anlamda aynı değil, pozisyon anlamında aynı değil, gol asist sayısı olarak aynı değil. Yani orada o futbolu yine oynuyorlar, Lewandowski olsa belki gene atacaklar. Ben, ben sana bir şey söyleyeyim, hayatlarının hatasını biliyor musun? Çok büyük bir hata yaptılar. Hiç de yakıştıramadım bayan geleneğine. Abi Dortmund'a geldi ya bu çocuk Haaland. Devre attılar evet. falan. Devre arası bitir işini abi. 60 milyon euro zaten. Devre arası al sezon başında kadroya kat. Haaland şey. Lewandowski gitsin Haaland. Yani Bundesliga'nın golcüsünü oraya onlar koyardı. Lewandowski'yi de Dortmund'dan almışlar. Bayern Münih modeli santrafor vardır. Evet. Mutlaka bir santrafor vardır. Haaland tam oraya uygundu yani. Mutlaka o santrafor vardır. Evet. Ta eskilerden... Farklı mı düşünüyoruz? Aynen düşünüyoruz burada. Ta eskilerden evet. günümüze baktığımız zaman... Orada bildiğim bir santrafor var. Evet. Mesela Vegors Bayern Münih'te oynuyor. Şaşırır mısın? Hayır, iş de yapar. O makine, hatta Mario Gomez gitti ordu gene biliyorsun. Mario Ondan Gomez bile... oradan Mario Gomez'e gelecek. Şaşırır mısın? Vegors Bayern Münih'te oynuyor. Yani tabii ki Lewandowski olmaz ama e, Ama golünü atar. Go Gollerini atar. Bak Koman Sané futbolu varken Thomas Müller ideal santrafor değilken e, yani Mane orada biraz şey kaldı. Bence yabancılık çekiyor öyle düşünüyorum. Daha o farklı seni... olarak düşünülmesi lazım Mane'nin. Bir de Thomas Müller'in ben dikkat ediyorum. Bazen ceza sahası içinde yüksek top atıyor. Evet. O bir alışkanlık çünkü. Evet. O Defans yüksek topa de... kim vuracak kafayı? Defanstan da katkı gelmeme başladı. Evet. Derbi kazandı Real Madrid. Durmadan da kazanmaya devam ediyor. Bu kadronun geleceğini düşünüyorum. Senle daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Ben şöyle bir kağıda yazsam. Şampiyonlar Ligi. Hatırlarız nasıl olsa. Yarı finalistlerinden biri. Şimdiden Real Madrid diyorum ben. Hayır demiyorum. Bir yarı finalist olabilir. Hayır demiyorum. Ee, yalnız şunu söyleyeyim. Bu takımda Benzema yokken tüm maçları yani son maçlarda Benzema yok. Rodrigo santrfor pozisyonunda başlıyor. Çok de değişik oynuyorlar. Vinicius'la Valverde oralara giriyor falan ve Atletico'yu 2-1 yendiler. Atletico çok altlarda kaldı. Real Madrid ligde ve Avrupa'da beraberliği yok. Öyle gidiyor. Evet, evet. Simeone'nin o kilit geçen sene bayağı eleştirilen ya bu Atletico Madrid'i seyrederken canımız çok sıkılıyor denilen sistemle biraz oynamaya kalktı. Ee... Atletico Madrid o kilit sistemini kimliğini kaybediyor bence. Evet. Ya onlar da e, özellikle ön bölgedeki oyuncuların yapısının çok gol atan isim olması lazım. Mesela yedek kadrolarında Falcao olsa bence daha iyi olur Atletico için. Ben hiç Joao Felix'i çok beğenmiyorum. Yani ben de. Anthony Griezmann'ın da çok yırtıcı bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Joao Felix de öyle. Ya yani oraya böyle Drogba, Eto tarzı daha atletik, yırtıcı mesela o şeyler var. Ben Biz söyleyeyim bağlı. bir isim? Ee, Inaki Williams var mesela. Evet. Bir isim söyleyeyim mi? Eski Diego Costa. Eskisi. tabii. Eskisi. Evet. Zaten oradaydı. Evet. Ya onlar da o oyuncuyu bulamadı. Ama o tarz oyuncu bulamadılar. Şimdi Inaki Williams, Alexander Isak gibi bir ismi. La Liga'da... Isak da La Liga'da. Atletico Madrid'in felsefesine uyabilecek bir oyuncu. Alsalardı, koysalardı... daha iyi olurdu. Atlet bir takım değil Atletico çok fazla e, yani şeyler de olur ya olimpiyatlarda. Yürüyüş yarışları. Evet. Böyle yamuk yumuk yürüyorlar ya evet. hızlı. Onun gibi bir takım yani ağır aksak bir takım. Eski o Simeone'nin oluşumu. Filipe Luis, işte daha Kurtuva kalede. Diego Costa forvette. Falcao orta alanda Arda mesela. O Ama kadroyu düşünüyorum. Forlan, Aguera. E... Diego Forlan. Diego Forlan, Fernando Torres, ya Atletico Madrid'in Atletico Madrid olduğu dönemdeki oyuncuların en önemli özelliği prime golcüleri vardı. Ve genelde portadan alırlardı. Büyük Ve bulurlardı. Oynadı. Evet. Bu sene kadroya bakıyorum bu kadro aşağılara doğru gidebilir. Belki Ocak'ta transfer yapacaklar. Zaten aşağılarda şu anda. Yanım Ay ben şeyden 8 uzak... puanları var. Bayağı uzaklar. Tekrar o yükselişe geçmeleri için Ocak'ta transfer yaparlar diye düşünüyorum. Olabilir. Bulurlarsa oyuncu alırlar. Çünkü orada hoca Simeone takımı yaratmış durumdalar. Simeone orada garanti olsun işim, işim diyor bakıyorlar. İşim garanti olsun diyor da vazgeçerler mi Simeone'den? Ya diye. Türkiye'de dördüncü olmak büyük başarısızlık. Orada dördüncü olmak için uğraşıyorlar. Şampiyonlar Doğru. Ligi'ne gidiyorlar çünkü. Avrupa'nın en büyük bir İspanya. Biraz maça baktım da bir final gibi değildi İspanya-Fransa maçı. Ya finallerde neyi beklerim biliyor musun? Son 15 saniye, arada bir sayı fark var, mola alınmış, heyecan içinde, işte o finaller, biz onlarla büyüdük ya, belki ondandır. Ama böyle de final olmaz. İspanya antrenman maçı gibi Fransa'yı rahat rahat yendi kupayı aldı. Ki favori gösterilmiyordu bir de, turnuva başlarken. Ben maçta İspanya-Fransa İspanyayı tutardım. İspanya kazandığı için mutlu olurdum. Benim ben de finallere şöyle bakıyorum, sen 15 saniye diyorsun ya, benim bakış açım. Ben tuttuğum takımın kazandığı finali severim. O ayrı. Ama ben o basketbolda olimpiyat finali olsun. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin efsanesinden bahsetmiyorum. O büyük kadrolardan. O böyle işte şey Sovyetler Birliği Amerika. Daha sonraki dönemler Yugoslavya. Biz onlarla büyümedik mi? Onlarla büyüdük. 47 saniye kala 9 sayıdan geri dönen. Evet. Yugoslavya değil mi? Evet. Ya Sovyetler Birliği'nin de var Amerika'ya karşı da bir dönüş 80 var. 80 Olimpiyat mıydı? O öyle bir ya Dünya Kupası ya Olimpiyat oralar. İkisinden biri. Evet. En azından bu finalde o heyecanları bu Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yaşayabilirdik ama bu turnuva organizasyonuyla, maçlarıyla hele bu son finaliyle biraz sönük bir turnuva olarak hatırlanacak benim açımdan. Kabul ediyorum Almanya Polonya üçüncülük maçı oynuyor. Yani orada Sırbistan yok, gençliği Slovenya yok, İtalya yok. Türkiye yok. Çok önemli takımlar yok. Yunanistan yok. Favorilerden gösterildi o... Evet. E, önemli oyuncularıyla. Ama ev sahibi avantajını iyi kullanan Almanya kendini yarı finale kadar atıp üçüncülüğe aldı. Burada İspanya bir ekol. Genelde iyi gittiği turnuvalarda finale çıkabiliyor. Fransa eski Fransa değil Tony Parker'la. Biz de eğiliyorduk ama oraya kadar çıkması bu turnuvanın bence en başarılı... ikinci takımı Fransa olarak evet. çıktı. Hayal kırıklıklarını Türkiye'den daha çok Slovenya mesela, Sırbistan, Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan. Biz daha yeni oluşuyoruz, yeni yeni oluşan bir takımız. Roger Federer. Evet. Emekli olacağını açıkladı. Güzel bir veda hazırlamış kendini. En büyük mü? Hangi açıdan? İsviçre'nin en büyük tenisçisi. Dünyanın mı? Dünyanın. Nadal. Ben Nadal'cıyım. Ya Altan ben seni, toprak sen ne adalcısın? Benden adalı çok tutuyorum. Belki Başak burcu diye öyledir ama ben bilmiyorum da toprağı daha çok severim. İmparator Federer. Ben nadalcıyım. Yahu ben de nadalı seviyorum. Ben, İmparator diyorsun en büyük bu benden Nadal'cıyım diyorum yani. büyük başarıları imza attı. Evet. İnanılmaz saygı duyuyorum. Evet. Ama sen ısrarla ben Nadal'cıyım diyorsun. Benim ben de Nadal'cıyım Roger, ama Federer, Federer, tişörtüm biraz yıprantı leke olmuş. Roger Federer tişörtüm var Nadal yok. Ama Nadal'cıyım diyorsun. Evet. Benim Barcelona şeyim de var. Tişörtüm de çok güzel. Ara sıra giydiğim. Ama Real Madrid diyeyim. Benim rakiplerime karşı saygım var. Benim de var. şunu söyleyeyim. Nadal çok 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 büyük bir sporcu. Çok başarılı bir sporcu. Ama bu işte Federer İmparator. ...gibi geliyor. Başarılar... Yani İspanya'yı, İspanya, koyup İspanya koyup, kralı koyup. var biliyorsun. O zaman e, toprağın kralı da... <laughs> ...Nadal. Karşılaştığında İsviçre imparatoru mu, toprağın kralı mı? E, kupaları karşılaştırdığın zaman Grand Slam'lere en çok... ...Nadal kazanmış. Zamanı gelmiş miydi? E, yaşı 41 galiba. Tabii. Ama öyle kolay kolay herhalde Onun profesyonelliği, tenis, çabukluk istiyor ve sürekli karşında 18-19-20 yaşındakilerle oynuyorsun çok büyük bir saygı gösterecek bir kariyere sahip. Müthiş bir kariyere sahip Federer. Herkes örnek olacak bir mütevazilik içerisinde. Zaman zaman yaptığı güzel jestleri İşte senden gördüm. bunları bekliyordum Altan. Ama gördüm. Ben. O başka. Ben ne dalacağım ama bunları gördüm. Onları da gördüm. Çok saygı duyuyorum Federer. İyi ki varmış. Çok teşekkür ederiz. Ben de. Çok teşekkür. yine keyifli bir spor sohbeti oldu. Haftaya yine buluşacağız. Hoşçakalın.